95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden tekrar herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugünkü konumuz gene film, bilim, olmazsa olmaz politika çerçevesinde olacak. Konuyu ben oralara getireceğim. Çünkü bugün Semih Çöre var. Semih Çöre kimdir? Ateizm Derneği Genel Müdürü. Semih, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Karmaşık. Yani şimdi ben seni çağırırken epey de bir takipte ediyordum. Ateizm Derneği'ni, aktivitelerini, manifestosunu Twitter'dan da, sosyal medyadan da gördüm. Sonra aklıma bir takım sorular geldi. Bu soruları dedim ki bunun en direkt muhatabı sen olacağını düşündüm. Teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğin için. Şöyle başlayalım istersen. Bilmeyenler olabilir ya da bilip de tam olarak fikir sahibi olmayanlar olabilir. Ateizm Derneği nedir? Ne işe yaramaktadır? Amacınız ne? Ve de hakikaten bu amaçlarınıza ulaşabiliyor musunuz? Genel faaliyetleriniz ne? Bu arada ben hemen tabii senden önce söyleyeyim. Ateizmderneği.org'dan bütün bu söyleyeceğin cevapların ayrıntılı şekilde olduğunu hatırlatayım. Ama sen lütfen kendi çerçevenden bunu anlat bize rica edin. Bir düzeltme yapayım web sitesi konusunda. Org.tr olacak. Org.tr, tamam. Şöyle aslında Ateizm Derneği 2014 yılında yani nasıl desek bir deneme yanılma yapmak istedik aslında, öyle diyelim yani. Çünkü şöyle bir Türkiye geçmişine baktığınızda daha öncesinde ateizm konusunda çalışmalar yapması planlanan dernek girişimlerinde bulunulmuş. 80'lerde ve 90'larda da bunun girişimleri var ama başarılı olamamış tabii ki. Türkiye'de de bir Ateistler Meclisi adı altında bir oluşum vardı. İşte Ateist Dergi mesela çıkardı. Toplantılar yapılırdı İstanbul'da, Kadıköy'de. Ve daha sonrasında neden dernekleşmiyoruz konusu geçti ve deneyelim de dedik. Ve işte tüzük yazıldı, başvuru yapıldı. Çok ilginçtir ki 24 saat içinde kabul oldu. Biz de çok şaşırdık. Ve sonra dedik ki aslında insanlar gerçekten ateizm nedir bilmiyorlar. Bizim insanlara gerçekten ateizm nedir bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de toplumuna özellikle biraz daha Anadolu taraflarına baktığınız zaman insanlar hala ateizm ve satanizm nedir? İkisini ayırt edemiyorlar. Yani onlara göre biz çok kötü insanlarız ve kedik istiyoruz gibi. O yüzden aslında ilk misyonumuz insanlara gerçekten ateizm nedir bunu anlatmak. Ateistler kimdir? Nasıl yaşarlar? Nasıl beslenirler? Yani toplumun geri kalanından farkları var mı vesaire? Ya da biz neyi savunuyoruz, neyi temsil ediyoruz? Bir diğer amacımız da bu sekülerliği korumak, bu laikliği korumak Türkiye'de. Çünkü aslında ironiktir ki biz inançlıların hakkını da savunuyoruz bir noktada. Yani başkalarının onların inançlarına müdahale etmelerine izin vermemelerini ölçüyoruz ve onların haklarını koruyoruz aslında, kendi haklarımızı korurken. Ve Ateizm Derneği'nin var olma sebeplerinden bir diğeri de işte haklarımızı korumak derken mesela Türkiye toplumunda maalesef inançsız kimliğinden dolayı çok fazla dışlanan insan var. İnsanlar işlerinden atılıyorlar, öğrenciler yurtlardan atılıyorlar. Ciddi bir ayrımcılık söz konusu. Bu yüzden mahkemede insanları temsil yetkisiyle birlikte, hukuki destekle birlikte insanlara da yardımcı olmak adına var oldu Ateizm Derneği. O yüzden ağırlıklı olarak aslında bu konular üzerine çalışmalar yapıyoruz diyebilirim. Peki şimdi dedin ki biz aynı zamanda inananların da haklarını, fikirlerini korumak üzere kurulduk. Mesela ne yapıyorsunuz onların haklarını korumak için ya da buna gerek var mı? Yani aslında az önce söylediğim gibi siz sekülerizmi korurken aslında inançların haklarını da koruyorsunuz. Yani onu anladım ama mesela gerçekten pratik anlamda herhangi bir şey yapılıyor mu? Mesela o soruyu somut sormuş olayım. Mesela Ateizm Derneği diyelim ki Müslümanlığa inanan ya da işte Hristiyanlığa inanan, fark etmez, herhangi bir dine inananın inancını ve fikirlerini söylemesi için neler yapıyor mesela? Yani bu konuda aslında toplantılar yaparak insanları konuşmaya davet ediyoruz. Yani bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bir tartışma ortamı yaratmak istiyoruz. Çünkü bu olgular ne kadar fazla tartışılırsa aslında toplum birbirini o kadar iyi anlayacak. Çünkü şu an hiç Türkiye toplumu belki de hiç olmadığı kadar kutuplaşmış durumda. Kimse kimseyi tanımıyor ve kimse kimseyi anlamıyor. Ancak diyalog ortamı sağlayarak biz bu kutuplaşmayı yıkabiliriz. Türkiye'de başka insanların, daha doğrusu ateist olmayanların, yani inanan insanların haklarını korumak ya da onların fikirlerini dile getirmeye ihtiyaç var mı? Çünkü zaten dominant grup o, belirleyici grup o. Dolayısıyla hani
O bana ters geldi. Gerçekten hem siyasal anlamda tabii söylüyorum bunu, hem de sayısal anlamda. O yüzden şaşırdım yani. Bence size bu konuda ihtiyaç olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani yok, aslında bize ihtiyaç yok. Aslında biz de zaten çok da fazla bir çalışma yapmıyoruz bu konuda. Yani mesela ortaya koyabileceğim tek olgu belki de yüksek ezan sesi şikayetiyle alakalı yaptığımız çalışma olabilir. Çünkü şu an maalesef ezan sesinin yüksekliğinden dolayı ateistler kadar artık Müslümanlar bile rahatsız olmuş durumda. Çünkü desibel oranı artık insanda psikolojik rahatsızlık yaratacak duruma gelmiş vaziyette ve inançlar için mesela yaptığımız şey belki buna örnek verilebilir ama biz tabii ki kalkıp da bir çalışma yapmıyoruz onlar konusunda. Haklısınız yani, sonuçta toplumun çoğunluğu bu şekilde. Peki şimdi bu hani Türkçe'de enteresan deyimlerden bir tanesi de Müslüman mahallesinde salyangoz satmak diye bir laf vardır. Tam da şimdi sizin yaptığınız iş bu. Yani ısrarla anlatılan bir şey var benim rahatsız olduğum ve bu bir politikleştirmekten ötürü rahatsız ediyor beni. Çünkü işte toplumun %99'u Müslüman, %99'u Müslüman diye vurgu yapıldığında orada %1'lik bir açık kapı bırakılıyor. Belki bu kimlik kartlarında yazan, gerçi artık yazmıyor galiba ama onu daha çok hedef alıyor ya da belki onu referans kabul ettiği için sürekli %99 kavramı geçiyor. O yüzden de geriye kalan %1, yani bunun içinde Süryaniler, işte her türlü Hristiyanlar, her türlü diğer inançlara sahip olanlar ya da inançsız olanlar toplumda %1 olarak en azından dile pelesenk etmiş gibi söylenir. Öyle midir hakikaten, %1 midir Müslüman olmayanların sayısı ya da sizin böyle bir nüfus sayımı gibi bir elinizde data var mı? Çok merak ediyorum. Türkiye'de Müslüman olmayanların sayısıyla ilişkin bir veri var mı? Yani biz yapmadık ama galiba bir araştırma şirketi bu konuda sanırım daha önce bir şey yayınlamıştı, araştırma yayınlamıştı. Yani o öyle %1 gibi değil. O ciddi bir sayıdan bahsediyoruz aslında. Yani belki %4'ler, belki %5'ler. Hatta belki şu an çok daha fazladır. Yani gün geçtikçe artıyoruz çünkü. Şimdi tabii bazı fikirler tehlikeli fikirler. Bu binlerce yıldır insanların başına iş açmış fikirler var. Bunların başında da işte belki ateizm ya da tanrı tanımazlık ya da onun ateizmin ne olduğunu size sorarım tabii. Yani sana soracağım onu çünkü ben kendi tanımımı yapmayayım. Ama adı üstünde ateizm olduğuna göre her şeyi anlatıyor. Fakat insanın başına kötü şeyler gelmesinden ötürü belki bazı toplumlarda saklayanların çoğunluğu, makul karşılıyorum tabii, insanlar insana özgü bir tepki bu. Korku insana ait, daha doğrusu canlılara ait bir emosyon ama gene de o bazı konularda bir kafa karışıklığı var. Örneğin ezan sesi dedin, ezan dedin. Ben ezanı çok severim. Bunun için savaş veririm. Niye? Çünkü bunun zaten Müslümanlıkla da ilgisi olmayan bir tarihi doneler var ki elimizde. O makamsal müziğin ve de özellikle Türkiye'de 5 farklı şekilde okunan ezanın kıymetini bir yere bırakıp daha çok onun bir pop ne diyelim propaganda amacı gibi kullanmaktan bir rahatsızlığım var. Dolayısıyla da eğer ki o propaganda amacı olarak kullanıyorsan tabii ki propagandanın birinci gücü onun desibelini arttırmak. Sizin amacınız onu susturmak değil anladığım kadarıyla. Sizin amacınız onu yani daha estetik. Yanlış mı anlıyorum? Ben öyle anladım ama yani, yanlış anlıyorsam onu düzeltelim ki ben de ona göre sorayım. Biz aslında şu an hali hazırdaki hükümetin avukatlığını yapıyoruz bu konuda. Çünkü söz konusu hükümet 2002 yılında zaten göreve geldiği zaman ezan sesini, desibel ayarlarını spesifik olarak belirleyen bir çalışma yaptılar. Şimdiki hükümet. Şimdiki hükümet aynen bunu ortalama galiba 70 desibel, 70-80 arasında bir şekilde sınırlandırdılar. Hı hı. Zaten olması gereken de buydu. Yani bu insan sağlığına zararı vesaire bunlar tartışıldığı zaman çok daha iyi durumda. Hı hı. Ama şu anda Türkiye'nin bazı yerlerinde ölçümler yapıldığında neredeyse 120-130 desibellere çıktığını görüyoruz. Hı hı. Yani bu da işte yani sizin uzmanlık alanınız zaten, insanda nasıl bir psikotik etki yaratacağını tahmin edebilirsiniz. Yani ama siz bunu bilimsel olarak karşı yanına koyduğunuzda yine de maalesef bazı gruplar bunu ezanı susturmaya çalışıyorlar diyecekler. Çünkü şöyle diyeyim, yani Türkiye'de sadece ateist olmanız bile hedef gösterilmeniz için yeterli zaten. Yani aslında ezan sesiyle alakalı böyle bir çalışma yapmanıza gerek yok hedef gösterilmeniz için. Dinde zorlama yok ama yani böyle bir anlayışla karşılayan çoğunluğun Türkiye'de öyle mi ya da ben
uzun yıllardır Türkiye'de yaşamıyorum ama bir yakından biliyorum sonuçta. Yani çalıştığım, ettiğim, bildiğim İstanbul'u bilirim sonuçta. Bir denge değişikliği var mı ateistlere bakış ya da ateizme karşı bakışta? Sertleşti mi, fanatikleşti mi ya da daha mı agresifleşti eskiye Yani göre? şimdi Z kuşağını dikkate alırsak aslında bu konuda bence biraz ilerleme var diyelim. Çünkü Nereye doğru? pozitif anlamda bir ilerleme var. Çünkü tam tersi etki yarattı. Artık dine karşı bakış açısı çok değişti. Yani evet belki tamam direkt olarak ateistim diye kendilerini şey yapmıyorlar, ilan etmiyorlar. Ama en azından dini fikirleri artık çoktan terk ettiler. Ve onunla ilgilenmiyorlar aslında. Biraz apateist bir bakış açısı var. Peki bunun altında şu var mı? Mesela benim fikrim şu. Tabii ki toplumların dinin nasıl evrildiği, insanların dine bakış açılarını 75-80 bin yıllık ölçekte bakacak olursak, işte o meşhur kognitif kırılmayla beraber niçin inandığımızın arkasında yatan daha humaniter bilgileri ifade ediyorsunuzdur herhalde yaptığınız faaliyetlerde. Bu mesela söz konusu mu, yoksa bu gençler ya da Z kuşağı neyse adı o da başka bir modanın uzantısı mı? Gerçekten de Epikür'den alıp David Hume'a, oradan John Locke'dan Marx'a kadar bir araştırma, geliştirme yapılıp da bir senteze mi ulaşılıyor? Yoksa da ateizm tutuyor mu abi? Yani öyle mi gidiyor? Yani bence ikisi de değil. Söylediğim şeyden dolayı bana çok kızacaklardır ama Türkiye'deki ateistlerin bence çok büyük bir oranı cahil. Yani hiç bu bahsettiğini sorgulamadan, bir aydınlanma tarihinden vesaire hiç böyle şeylerden giren çok az insan var yani gerçekten. Ateist cahille Müslüman cahil arasında ya da dindar cahille ateist cahil arasında bir fark görüyor musun? Görmüyorum açıkçası. Yobaz yobazdır yani. Yani yobaz yobazdır. Türkiye'deki ateizm biraz daha aslında... Yani Türkiye'deki ateistlerin çoğu yobaz mı demek istiyorsun? Tarihe geçecek bu kayıt da o yüzden hani ağzından çıkanı kulağın duysun. Yok, şimdi o kadar da retkar bir söylemde bulunmayayım da sadece birçoğu aslında demek istediğim sizin bahsettiğiniz yoldan gitmiyor. Yani Türkiye'deki ateizm biraz daha aslında içinde bulunulan dini olguları biraz sorgulayıp artık hani mesela günümüze uymadığı taraflarından sorgulayıp biraz Kur'an'ı okuyup sonra diğer dini kitapları İncil ve Tevrat gibi kitapları okuyup ondan sonrasında ateizme evriliyor. Maalesef yani bu dini olgunun içerisinde bu kadar boğulduklarından dolayı da bu sorgulama işte Epikür'e kadar ya da aydınlanma çağındaki Locke'tur, Hume'dur gibi bu isimlere gidemiyor maalesef. Peki bir şey diyeceğim ama burada şu karışıyor olabilir mi? Ben mi yanlış anladım? Şimdi bir dini inanç, evreni işte yaratılışı açıklamak üzerine bir dini inanca inanabilirsiniz. Ya da o dini inançların artık kültür olduğu, birlikte yaşamanın getirdiği dile ve yaşama yansıyan tarafları var. Örneğin bir ateist neden inşallah demesin ki? Orada ben kişisel olarak bir sakınca görmüyorum mesela. Ya da aşure neden yemesin ki? Ya da çünkü o artık o kültürün dinle ilişkilendirilmesine bile gerek yok. Çünkü o bir yaşama biçimi. Dolayısıyla din de yaşama biçiminin bir parçası olarak etki edebilir. Dolayısıyla pekala ateist olup Türkiye'de bahsediyorsak ya da benim yaşadığım Belçika'da pekala ben mesela Katolik değilim. Burada seninle program yapıyoruz çünkü bugün tatil. Dolayısıyla şimdi hayır ben çalışacağım çünkü ben Katolik değilim demiyorum. Bu bir işin bir de kültürel tarafı var. Bu karışıyor mu biraz? Bana biraz öyle geliyor. Çünkü bazen hani Allah korusun ya da hay Allah'ım ya dediğin zaman bak gördün mü işte ağzından Allah çıktı gibi şeyler duyuyorum. Halbuki onunla bunun bir ilgisi yok değil mi? Ya da siz nasıl açıklıyorsunuz bunu? Yok. Dil yaşayan bir şeydir. Dilin evrimi diye bir olgu var yani. Toplumla beraber, kültürle beraber evrim geçirir. Dil yaşayan bir şeydir ve Allah korusun dediğiniz zaman illa orada Allah'tan bahsetmeniz anlamına gelmiyor. Aslında siz orada umarım başına kötü bir şey gelmez temennisinde bulunuyorsunuz. Yani dediğiniz gibi bu biraz kültürel bir olgu ve bazı insanlar bu konuda biraz katılar. Ben de anlayamıyorum açıkçası. Yani kullanmamaya mı dikkat ediyorlar bazı ateistler bu kelime? Kullanmaya zorluyorlar kendilerini. Ama yani bu kültür içerisindeysen arkadaşım zorlama kendini yani. Ne gereği var? Ben bir
ateist olduğundan eminsen kimseye bunu kanıtlamak zorunda değilsin yani. Ne kadar benziyor değil mi? Bir Müslüman ya da bir dindar da dindarsa bunu kimseye kanıtlamaya çalışmıyor. Yani o zaman aşağı yukarı dertler de aynı hale geliyor. Peki şu oluyor mu? Mesela bunu çok merak ediyorum. Derneğin genel müdürü olarak demek ki bir iddian olduğuna göre bunu rahatlıkla sorabilirim. Başkasının da ateist olmasını sağlamak gibi bir motivasyonunuz ya da iddianız var mı? Yoksa herkesin inancı kendine midir? Sizin Herkesin inancı dernekte. kendinedir aslında. Bizim derneğimizin bakış açısı bu. Bu yüzden sekülerizmi ve laikliği savunuyoruz. Ve bir noktada kabul etmemiz lazım ki ateizmin de zaten misyonerliği yapılamaz. Yani hangi ateizmin misyonerliğini yapacağız? Bizim derneğimizin içerisinde bile baktığımızda kendini ateist olarak ifade eden kişiden çok agnostik var. Deist arkadaşlar var. Apateist arkadaşlar var. Yani ateist felsefenin altında gruplanmış birçok şey zaten bizim derneğimizin içerisinde mevcut. Panteistler, hatta Müslüman arkadaşlar bile var bize destek veren. Yani bundan dolayı diyorum, hangi ateizmin misyonerliğini yapacağız ki zaten derneğin böyle bir misyonu yok. Peki hiç mesela ateist olmayıp ya da dindar olup da sizin derneğe başvuran oldu mu? Herhangi bir sebeple. Yani bilgi almak için ya da kendi fikirlerini ifade etmek için ya da yanlış şeyler yaptığınızı söylemek için. Tabii, yani yanlış şeyler yaptığımızı söyleyen zaten genelde gün içerisinde onlarca mail alıyoruz. Sosyal medyadan vesaire zaten çok fazla ama bana mesela şey denk gelmişti birkaç defa. Bir defa dernek ofisine bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni gelmişti ve farkındaydı tabii ki yani toplumdaki deizm ve ateizmin yükselişinin ve çocuklara yani öğrencilerime ben biraz daha doğru bilgi vermek istiyorum bu konuda. Siz nasıl insanlarsınız? Bana biraz sizden bahsedin isteğiyle. Ya da bir ilahiyat profesörü mesela bir toplantımıza katılmıştı. Ekstradan başka bir ilahiyat fakültesinde yine bir profesör öğrencilerine mesela derneğimizin yaptığı bir felsefe okulu etkinliğine katılmayı zorunlu kılmıştı. Gitmek zorundasınız, dinlemek zorundasınız, o kişileri tanıyın, sonra bu konu üzerinde çalışma yapın ve bana getirin. Yazılarınızı tek tek okuyacağım diyerekten. Yani böyle şeyler de görüyoruz aslında. Bunlar güzel ilerleme, güzel düşünceler. Yani bir diyalog ortamı anlamına geliyor. Bu son papadın yanılmıyorsam birkaç sene önce iyi insan olmak için dindar olmaya ya da Hristiyan olmaya gerek yok gibi bir açıklaması olmuştu. Yanılıyor muyum bu son papanın? Şimdiki papanın daha doğrusu. Bana kalırsa böyle bir tabii gene sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla iyi insan, kötü insan, vicdanlı insan, sorgulayan insan, karşısındakinin iyiliğini düşünebilen insan, yani empati kurabilen insan gibi daha çok ahlak felsefesini ilgilendiren, zaten evrim boyunca insanın geliştirdiği, belki de geliştirmek zorunda kaldığı kavramlar bir kenara bırakılıp bunlarla hiç ilgilenilmeyip tabii ki o kavramın mesela ateizmin kötü olduğu, işte Müslümanlığın iyi olduğu, Hristiyanlığın iyi olduğu neyse hangi toplumdaysa o kendi dinlerini daha iyi göstermek adına daha çok artık klişelerle o isimlere atadıkları isimlerle ya da sıfatlarla idare ediyorlar. Bunu nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Çünkü böyle bir şey var. Ateist dediğin zaman sen başta dedin ki kedi kesiyorlar falan satanistler gibi ya da işte şeytana tapıcılar gibi. Fakat bununla İlgisi yok kardeşim bunun. Anlattığın şeyler de belli. Kaldı ki birazdan bilim ve din ayrımına da girmek istiyorum. Onu da belki yani gene Epikür'den alıp ama belki Galileo'dan getiririz ama bunu merak ediyorum. Bunu siz anlatamıyor musunuz? Ya da insanlar bunu anlamak mı istemiyor? İyi insan olmak, kötü insan olmamak ya da en azından dine bağlı bir şey değildir. Anlatamıyor musunuz? Biz galiba anlatamıyoruz ama bu konuda ilginç şeyler olmaya başladı. Ne gibi? Yoksa hani ahlak dinin tek elinde değildir zaten. Her zaman bunu söylüyoruz. Ve ben mesela kendi adıma dini yerine insan hakları evrensel bildirgesini koymuşumdur. Çünkü hatalarımızdan ders alarak, yaptığımız kötülüklerden ders alarak geliştirdiğimiz ve sürekli mükemmele ulaşmayı amaçlayan bir hukuk diyeyim. Yani bir yasa tasarı. Yani bir ahlak anlayışını şekillendirebilecek bir öğreti. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama işte anlamıyorlar. Fakat Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Artık dini inancını belki de hayatında ilk noktaya koyup dışarıya karşı yansıttığı yüzüne dini yüzünü çok açık bir şekilde
yaşayan insanların maalesef artık yaptıkları hayat tarzları ya da yaşayışları, hayatlarında yaptıkları kötülükler, din adına yaptıkları kötülükler vesaire. Bunlar aslında biraz toplumu sorgulamaya itti. Ve şu anda yavaş yavaş artık evet, gerçekten ahlak galiba dinin tekelinde değil. Çünkü din kendini dindar olduğunu söyleyen insanlardan kimi zaman çok daha fazla kötülük görüyoruz. Yavaş yavaş galiba iyiye doğru gidiyor durum. Bazı çelişkileri gene konuşmak istiyorum. Çünkü bu çelişkilerden bir tanesi, mesela ben ateist değilim. Bu benim için bir çelişki oluşturmuyor da, ama niçin çelişki gibi geliyor? Çünkü ben niye ateist, ben şimdi durduk yere niçin bir sıfat daha alayım? Mesela ben işte insanım, şuyum buyum, ama mesela tüngist değilim. Sen tüngist misin? Değil mi? Bilmiyorsun bile ne olduğunu. Çünkü evet, şimdi, yani evet. Eğer ama birisi çıkıp da derse ki ben tüngistim, tünge inanıyorum, bu sefer sen şimdi durduk yere ben de atüngistim demek zorunda kalmamalısın yani. Dolayısıyla ben, şimdi ben niye ateist olayım ki? Yani benim öyle bir argümanım yok. Ama senin var. O zaman ateizm derneği teistlere karşı mıdır? Ya da teistler ateizme karşı olduğu için bu bir önlem projesi midir? Bu bir önlem projesi aslında. Yani bizim dinle bir alıp veremediğimiz yok. Bizim dini baskıyla bir alıp veremediğimiz var. Yani hatta şunu söylerim ben toplantılarda bazen sunum yaparken, isterseniz taşa tapabilirsiniz. Ben bu konu hakkında zaten konuşmam bile, ya da o konu hakkında saatlerce entelektüel sohbet edebiliriz. Yani. Ama belki de sorun orada, o adam taşa tapmıyor. O adam evrenin yaratılışını atıyor. Efendim? Sıkıntı burada başlıyor zaten. O taşı kaldırıp size atıyor. Ve sıkıntı burada başlıyor zaten. Aramızdaki sıkıntı burada başlıyor. Biz bununla bir derdimiz var ve bununla savaşmaya çalışıyoruz aslında. Hı hı. Ama evrenin oluşumunda ve de insanların hayatlarını planlama biçiminde inandıkları dinin doğru olduğuna referans olarak da gösterdiği kitabın da Tanrı tarafından yazıldığı için senin gibi kişilerin, yani insanların bunu sorgulayamayacağına inanıyor olmasını nasıl kırıp, nasıl o zihne girmeyi düşünüyorsun o zaman? Yani bir işe yaramayacaktır o zaman. Yani evet, bu zor bir olgu bu arada. Yani, çünkü biliyorsun, yani bir ateist derneği genel müdürü olarak mutlaka izlemişsindir. Ben 20 sene önce bıraktım onları izlemeye çünkü artık gına geldiği için, ama mesela işte Richard Dawkins'in çeşitli din insanlarıyla, rabbaylarla, işte papazlarla, işte hatta şeye kadar, değil mi? Bayağı baş psikoposlara kadar ve bilimin de içinde yer almış bu din insanlarıyla tartışmaları hep bir yerde takılır. Ben hiçbir zaman evet ben sizden çok şey öğrendim, ben de sizden çok şey öğrendim, teşekkür ederim, görüşmek üzere, bu fikri değil, hiçbir zaman öyle bitmez. Çünkü bir tarafta sorgulayan bir bilim ve o bilimin bilimi bilim yapan metodoloji, bir tarafta da yanlışlanamaz ve yanlışlanması teklif dahi edilemez bir kitap üzerinden bir tartışma oluyor. Ben 20 sene önce dinliyordum ama sıkıldım çünkü hani birini anlatıyor, öbürünü anlatıyor. Bu ikisi bir araya kolay kolay gelemez gibi. Artık bıkma sebebim o, yani 20 yıl önceden bahsediyorum. Şimdi yeni argümanlar var mı? Şimdi oturup da mesela hani Türkiye'de onu da mutlaka konuk etmek istiyorum. İşte hani antikapitalist Müslümanlar hayatı sorgulayıp Müslümanlığı ya da herhangi bir dini kullanarak belli pozisyon almalar, belli ekonomik işte çıkarlar elde edenlere karşı oldukları için aslında bir yandan da sanki ikisinin ortasıymış gibi algılanıyorlar. Yanılıyor muyum? Eğer yanılmıyorsam işte bu ikisi nasıl tartışacak? Çünkü bir taraf yanlışlanamaz bilgiler bütününden yola çıktığını düşündüğü için seni dinlerken zaman kaybettiğini düşünüyor. Ya açıkçası ben de sıkılmış durumdayım ve belki de neredeyse 6 yıldır, 7 yıldır aslında hiç yani bu konuda bir şey yapmıyorum. Yani daha elle tutulur, gözle görülür şeyler yapmaya çalışıyorum. Dernekte de böyle. Yani ama gerçek ateizm bu değil biliyorsun. Yani tabii ki gerçek ateizm bu değildir belki, ama yani dediğim gibi onunla ilgilenen başka insanlar var. Onlar onu yapmaktan mutlularsa öyle devam etsinler. Yani kalkıp da dini olguları yalanlayalım, bununla savaşalım demiyoruz ki zaten. Bu ateizmin de işi değil aslında. Bu ateizm derneğinin de işi değil.
bizim uğraşmamız gereken çok daha büyük olgular var. İşte toplumdaki ayrımcılık gibi. Hı hı. Mesela mülteci yardım programı başlattık. Çünkü Türkiye... Evet, bu çok önemli. Buna girecektim. İstersen ona orayı biraz detaylı anlatabilirsin lütfen. O kadar ciddi mülteci akınına uğruyor ki hani Türkiye biliyorsunuz. Yani belki dünyada en üst sırada yer alabilir bu. Hani Suriye İç Savaşı ile birlikte zaten katlandı ama en azından siyasi göçmenler konusuna bakacak olursak çok ciddi derecede Türkiye'ye akın eden mülteciler var ve maalesef Türkiye'deki hayat şartları korkunç durumda. Bu insanlar dil engeliyle karşılaşıyorlar. Bu insanlar milliyetçilikle karşılaşıyorlar Türkiye'de. Ve ülkelerinde dini zulümden, dini baskıdan kaçarak gelmiş insanlar. Can güvenlikleri neredeyse, yani ölüm tehlikesiyle birlikte buraya kaçan insanlar. Hatta bu mülteci yardım kapsamında yardımcı olduğumuz birkaç arkadaş var. Hala Türkiye'de suikastlı uğrama tehlikesi altında. Hani gizliyoruz bu insanları da bir noktada. O yüzden böyle bir proje başlattık. En azından Türkiye'de ev bulmalarına yardımcı olalım, iş bulmalarına yardımcı olalım. Türkiye'deki bürokrasi nasıl işliyor, nereden işte oturma iznine başvuru yapacak, hukuki desteğe ihtiyacı var mı vesaire. Günlük olguları, yani hayatlarındaki günlük olgularla ilgilenelim ve en azından biraz yardımcı olalım diye böyle bir proje başlattık. Bu bence çok daha önemli açıkçası. Evet. Ama biraz daha bence spesifik olgularla ve sorunlarla yüzleşip bunlar hakkında bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi o spesifik sorunlar sizin sitenizde de zaten başlıklar halinde verilmiş. Onlara bir cümle cümle girelim mi? Çünkü anladığım kadarıyla, baştan beri konuştuğumuz kadarıyla asıl yoğunlaşılması gereken konu Ateizm Derneği söz konusu olduğunda Türkiye'de toplumsal hayata ilişkin genellikle. Bu hemen hemen her ülkede var ama Türkiye gibi ülkelerde biraz daha belirgin. Çünkü çok karıştı şimdi, değil mi? 5 milyona yakın mülteci de olduğu için bir sürü önyargılar, bir sürü zorluklar var. Ama sonuçta bunun gibi toplumsal sorunlara bakıp seküler bir bakış açısıyla bu sorunları en azından farkındalık yaratmak gibi bir niyetiniz olduğunu anlıyorum ben web sitenizden. O sorunlardan işte bir tanesi buydu, değil mi? Hani mülteciler konusu. Fakat daha sıraladıklarınız var. Bunları bir cümle cümle geçelim. Bu çünkü sizin derneğin de tanıtılması belki de birkaç kişiye daha önyargısızca bakmaya yol açacaktır. Tabii yani aslında yine çalışmalar yaptığımız şeylerin en başında Türk Ceza Kanunu'nun 216 taksimat maddesi geliyor. Birçok gazeteci, sıradan vatandaş, hatta lise öğrencileri bile sosyal medyada yazdıkları bırakın küfür vesaire, sadece eleştiri cümleleri sebebiyle dini değerlere hakaret diyelim buna. Ya da aslında tam açıklaması toplumun bir kesiminin inandığı inançları aşağılayarak toplumu kaosa sevk etmek gibi bir açılımı var. Bu yasadan, yani bu ceza maddesinden yargılanıyor insanlar ve biz bununla bir derdimiz var. Biz de en çok bundan çekiyoruz. Zaten sürekli içimizden birilerine... Yani küfür, hakaret olmaksızın eleştiriden mi bahsediyorsun? Doğrudur. Yani ifade özgürlüğü kapsamında söylediğiniz her şey bu TCK 216 Taksim 3 ile birlikte derhal kovuşturmaya giriyor ve işte ceza alınıyor artık. Yani çünkü savcılar hadi okey direkt olarak mahkemeye veriyorlar ama artık hakimler de maalesef objektif bakamaz hale geldi Türkiye'de. Ama sizin dernek Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen tanınan bir dernek. Dolayısıyla sizin eleştirilerinizden ziyade sosyal medyadaki bir, belki haddini ya da kapsamını aşan kişilerden mi bahsediyorsun? Yoksa hakikaten hiçbir şekilde küfür ve hakaret içermeyen ama dini hassasiyetlerle sübjektif bir cümle nedeniyle başı derde giren insanlardan bahsediyorsun? Çünkü doğru anlamak istiyorum tam. Yani... Hakaret olmaksızın diyelim. Hatta örnek vermek gerekirse sosyal medya komisyonumuzun paylaştığı geçenlerde bir paylaşım yüzünden Ateizm Derneği'ne dava açıldı tekrar 216 Taksim 3 sebebiyle. Paylaşımda tam olarak şöyle bir şey. İşte Covid-19'un aşısı çıktığı zaman, yani Covid-19'un aşısı çıktığında ya da bu pandemi dünyadan yok edildiğinde bunu bilime borçlu olacağız aslında. Çünkü bilimsel çalışmalarla ancak bunu yok edeceğiz. Fakat herkes dönüp kendi tanrısına teşekkür edecek. Kimse bilime dönüp de bilim adamı
teşekkür ederiz, bizim için çok çalıştınız demeyecek. Herkes kendi tanrısına teşekkür edecek. Böyle bir şeyden dolayı bu mahkeme açıldı. Ya da mesela Kurban Bayramı ile alakalı bir paylaşım vardı sanırım. Tam olarak detaylarını hatırlamıyorum bu paylaşımın ama yani her türlü hayvan öldürmeye karşı çıkan bir paylaşım bu arada. Yani aslında direkt olarak Kurban Bayramı ile alakalı değil de avcılığa, işte Kurban Bayramı'na, ne bileyim, her türlü hayvan katliamına karşı çıkan bir paylaşım. Fakat yine maalesef inançlı arkadaşlarımızın inancını zedelediğini düşündüklerinden dolayı mesela bu paylaşım. Yani bu halde artık. O yüzden bu 216 Taksim 3 ile kesinlikle bir savaşılması gerekiyor. Gerçekten tıkır tıkır işleyen bir hukuk sistemine sahipseniz aslında TCK 216 Taksim 3 çok güzel bir yasa olabilir. Çünkü bu gerçekten toplumun bir kesiminin inandığı değerleri kimse aşağılamasın. Bunu ki biz de istemeyiz yani. Niye aşağılıyorsun ki abi? Hani yapma. Bunu güvence altına alan, koruyan bir şey aslında çok güzel olabilir. Ama bugünümüzde İngilizce'de blasphemy laws dediğimiz bu işte dini küfür yasaları durumuna gelmiş durumda artık Türkiye'de. Söylediğimiz her şey dini küfür olarak algılanıyor. Benzer bir şeyi mesela Türkiye'de bir Katolik olarak, bir Ortodoks olarak benim inançlarıma ya da benim hassasiyetlerime hakaret etti gibi bir şeyden dolayı savcılar gittiğinizde dosya kapatılıp elinize veriliyor. Yani kovuşturmaya bile gerek duyulmuyor. Ya da benzer şeyi siz ateist olarak yapmak isterseniz, Müslümanlar mesela bize her gün küfrediyorlar. Bana küfretti, hassasiyetlerime saygısızlık yaptı diye aynı maddeden siz başvuru yapsanız zaten yüzünüze karşı gülerler. Yani yani 216, yani TCK 216 Taksim 3 aslında tek taraflı işliyor demek istiyorum. Aynen öyle. Sadece ateizm derneği değil. Türkiye'deki ateistler ve inançsızlar için ağır ikramlarda bulunmuşlardı ve biz dedik yani alım şey var, TCK 216 Taksim 3, hani neden işe yaramıyor? Yaramıyor çünkü. Onlar da konuyu kapatıldı. O yüzden bununla savaşılması gerekiyor. Yani aslında bu da bir noktada soru önergesi vererek meclise taşınması gereken konulardan bir tanesi. Fakat maalesef şimdiye kadar bu konu hakkında meclise soru önergesi vermek isteyen bir siyasi grup olmadı. Tartışmayı açamadık henüz. Yani şimdilik sadece toplumu bilinçlendirme konusunda bir şeyler yapıyoruz. Ya da bu 216 Taksim 3 ile işte bu konuda yargılanan insanlara hukuki destek vererek bir şekilde savaşıyoruz. Ama tabii ki nihai amacımız bunu meclise taşıyıp bunu tartışmaya açmak. Bu konuda bir çözüm bulmak. Şimdiye kadar tabii hemen hemen her türlü din ve bilim tartışmasında uzlaşmaya ben pek rastlamadığımı söylemiştim. Ama tabii burada uzlaşmak zorunda olan taraf hangi taraf diye ben düşünüyorum bazen. Çünkü gidişat öyle ki bilimin yanlışlanmak gibi bir derdi yok. Zaten hatta isteği var, motivasyonu var. Yanlışlanalım ki daha doğruya gidelim diye bir metodolojik felsefesi var en azından. Fakat gene de mesela bu aşı işlerinde izin verirsen bir şikayetimi dile getireyim. Hazır Ateist Derneği Genel Müdürü karşımda. Birincisi ben metodolojiyi yanlış buluyorum kişisel olarak. Ben bunu dolayısıyla argümanım da şu, sosyal psikolojik deneyler de bunu gösteriyor. Tabii ki bir taraf kendisini haklı hissediyor. Örneğin veganlar, ben de bir veganım. Dolayısıyla ne yapıp edip bir şeyler değiştirmek istiyor insan. Aktivistliğinin derecesinden bağımsız olarak. Fakat karşı taraf bir suç işlemiyor. Et yemek, hayvan kesmek, işkence etmek suç değil. En azından mezbahada suç değil. Dışarıda olabilir ama dışarıda 3 kişi belki hayvanı eziyet ediyor ama 80 milyar hayvan her gün işkence görüyor. Fakat bu suç değil. Dolayısıyla uzlaşmak zorunda olan kim? Benim bir şey, bizim bir derdimizi anlatmamız gerekiyor. Fakat buradaki yöntem, doğru yöntem nedir? İşte ben gelmek istediğim nokta da burası. Ateizmde de öyle gibi hissediyorum. Din bizi bağlamıyor diyor değil mi Ateizm Derneği de? Bizi ilgilendiren toplumsal hayatımızda bizi yönlendiren en azından bireysel, vicdanı hür insanların
yönlendirilmesinde etkili olmamalı ki birlikte huzur içinde yaşayalım. Ya da işte veganların bu gezegen bizim, küresel ısınmadan tut da bütün hayvanların işkencesine kadar biz sorumluyuz, çocuklarımızdan, torunlarımızdan gezegeni ödünç aldık felsefesiyle düşünüyoruz. Fakat nasıl anlatacağız bunu? Yani o kadar çok ateizm derneği var ki ben işte benim fikrim dediğim şey de bu. Bir ifade etme yöntem problemi olduğunu düşünüyorum. Kafasının içine deterjan dökülme. Görmedim o. Belki çok kıymetli bir espri ya da bir karikatür olabilir. Görmedim. Onu söylemiyorum ama benim gördüklerim küçümseyen, aşağılayan. Yani hani 3 tane bilim kitabı, 2 tane psikoloji kitabı okuyup da bütün evrenin sırlarına haiz olduğunu düşünen, çok da ukala dolayısıyla görülen binlerce kişiyi, birçok inanan kişiyi sorgulamadan etmeden yaralayacak kadar saldırıyor. Dolayısıyla da temsil ettiği şey de ateizm ya da veganlık olduğu için fatura toplumsal hayatımızı daha iyi ortaya koymak gerekir diye düşünenlere patlıyor. Ateizme patlıyor, veganlığa patlıyor. Dolayısıyla da ne yapılabilir bu şeyi, bu davranışları değiştirmek için? Bence Ateizm Derneği'nin bir de böyle bir şeyi de olmalı. Misyonu da olmalı. Ben mi kötü düşünüyorum bugün bilmiyorum. Haklısınız yani, birçok insanda bu var. Yani halka inmeniz gerekiyor. Siz sonuçta halk için bir şey yapıyorsunuz. Halka inmediğiniz sürece halk için nasıl bir şey yapabilirsiniz? Aslında bakış açısı bu olmalı. Yani halk da böyleyse o zaman tamam, o şekilde iletişim kurmak gerekiyor. Sonuç olarak aslında ilk başta da dedim, diyalog ortamı olmayıp herkes birbirinin sırtına dönerse o zaman yapacak bir şey yok. Yani nefret tohumları ekiliyor bu defa. Hı-hı. Yani bir yerde görüyorum mesela, işte tacizci bir din adamını bulup çıkarıyor. Bir resim koyuyor, yanına da Darwin'i koyuyor. Birisi bilim adamı bilmem ne. Sanki hani buradan insanları etkileyeceğini düşünüyor. Halbuki son derece suçlu, kötü ateist de var ve Mevlana gibi inanmış insanlar da var dolayısıyla. Şimdi bu iki resmi de bunlar başka taraf koyduğu zaman, yani bu diyaloğa son derece kapalı ve de küçümseyici şeyi kabul ediyor musun bir defa? Yoksa ben hani hakikaten yanlış da yorumluyor ve gözlemliyor da olabilirim. Ateizm felsefesini zaten tek doğru ilan etmek gibi ya da daha iyi bir şey gibi sunmak bence saçma. Yani şu an dünyada ateizm felsefesini ciddi derecede topluma uygulamış Çin gibi bir yer var mesela. Yani hatta orada da çok ciddi derecede ateizm baskısı yapıldığını görüyoruz toplum üzerinde. Bu çok önemli bir bilgi. Yani dolayısıyla iktidarın elindeki şey neyse, enstrüman, bu din de olabilir, dinsizlik de olabilir. Onu diğerlerini dövmek için kullandıktan sonra hepsi eşitlenmiş oluyor. Aynen. Yani nerede kaldı bu noktada ateizmin iyiliği o zaman? Ateizm felsefesinin doğruluğu ve iyiliği nerede kaldı? Yani ben bundan bahsedemeyiz bence. İkisini karşılaştırarak doğru budur gibi sunmak da yanlış. Ya bilmiyorum, insanlara ateizmi vermeyi bıraksınlar bence. Yani insanlara bir şeyleri dikte etmeyi bırakmak gerekiyor. Yani insanlara sorgulamayı vermek gerekiyor bence. İnsanlar sadece sorgulasınlar, şüphe etsinler. Şüphe etmek çok güzel diyor. Şüphe ettikleri zaman zaten bir şekilde kendi doğrularını bulacaklardır. Yani önemli olan bu aslında. Bu noktada bizim diğer çalışmamıza geliyor zaten konu. Zorunlu din dersiyle alakalı. Hı hı. Yani neden karşısınız zorunlu din dersine? Bu anlattığın sebeplerle mi, yoksa da gene politik bizim, mi? Bizim karşı olmamız bir noktada yine aslında felsefi bir temeli var. Çünkü çocuklara, yani çocuk yaşta din eğitimi henüz soyut kavramları oturmamış çocuğa verilmesi doğru değil aslında. Bu pencereden bakıyoruz. Ve ne zaman başlıyor din eğitimi Türkiye'de? İlkokulda başlıyor artık. Yani, İlkokulda? Evet, çok erken. Bundan dolayı bunun biraz çekilmesi lazım. Daha soyut fikirleri oturmaya başlamış çocuklardan itibaren bu din eğitiminin verilmesi gerekiyor. Aslında din eğitimine karşı da değiliz bu arada. Biz sadece Türkiye'deki din eğitiminin elden geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz diyoruz ki din eğitimi olsun, dini eğitim verilsin ama eşit şekilde verilsin. Dinler tarihi anlatılsın ve din kültürü ve ahlak bilgisi olmasın. Çünkü bu bakış açısı da artık insanlarda dinsizlik, ahlaksızlıkları tarzında bir şey ortaya çıkartıyor. İkisi kesinlikle ayrılması gerekiyor.
dini eğitim ve dinler tarihi gibi bir şey belirirken başka bir sınıfta da etik dersi verilsin mesela. Yani etik öğretilsin öğrencilere. Nasıl yani ahlak nedir? Ahlak felsefesi öğretilsin öğrencilere. İkisini de ayırmak lazım. Buna karşı bir çalışmamız var. Onlar ayrı değil mi zaten? Din kültürü ve ahlak bilgisi. Değil mi bu dersler? Aynı. Yok, ikisi aynı. Yani dersin adı direkt bu. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Dersin din kültürünü ve ahlak bilgisini vermeyi amaçlamıyor mu? Evet, yani dini ahlakı veriyor ama size zaten şu an. Yani, o çerçeveden bakılan bir ahlak veriyor size. Ama o çerçeveden bakılan ahlakın bazen çok da işe yaramadığını görüyoruz artık. Az önce dediğim gibi ortada şu anda insanlık tarihindeki şeylerden ortaya çıkartılmış insan hakları evrensel bildirgesi gibi bir şey var. Yani yerine koyabileceğiniz çok daha güncel, çok daha işe yarayan, çok daha tarafsız, objektif ve seküler uygulamalar var artık. Yani bence yeni bireyleri yetiştirirken biraz bu çerçeveden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir bana bakılırsa kadın hakkı diye bir şey olmaması gerekiyor dünyada. Feminist hareket olmaması gerekiyor. Kadınlar otursunlar evde, kocalarına işte baksınlar, çocuk yapsınlar. Ama şu an kadının toplumdaki yeri ortada. Öyle bir mücadeleniz de var mı Ateizm Derneği olarak? Kendi yani sosyal hayattan bahsettiğimiz için yani kadınlar işte her türlü ötekileştirenlerle ilgili de bir çalışma yapıyor musunuz? Yani açıkça bir çalışma yapmıyoruz ama ötekileştirilen tüm gruplarla kol kolayız. Yani işiniz çok zor. Allah kolaylık versin diyeceğim. Peki süremiz bitti. Semih çok teşekkür ederim. Hakikaten çok şey öğrendim bugün gene. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını Açık Radyo Spotify'dan uzun hikayeden dinleyebilirsiniz ya da görüntülü tekrarını Muzaffer Corlu YouTube hesabından dinlemeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.